Hemogram testi ile ilgili sizden çok soru geliyor arkadaşlar. Ben de e, bu testin nasıl yorumlandığını, yani ne anlama geldiğini kısaca böyle sizin anlayacağınız şekilde anlatacağım şimdi birazdan. Bakalım bu test niçin yapılıyormuş, sonuçları ne demekmiş. Evet, başlıyoruz. Bakın burada bir hemogram örneği var arkadaşlar. Hemogram, e, kırmızı kan hücresi, trombositler ve lokositlerin ölçüldüğü ve vücudumuzda çok önemli hastalıklar, durumlarla ilgili bilgi veren bir test. Bu genellikle arkadaşlar kansızlıklar ve enfeksiyonlar ve kemik iliği hastalıkları hakkında bilgi verir. Yapılışı basit testtir ama verdiği bilgi çoktur. Şimdi tipik bir hemogram raporunu sizlerle beraber sırayla yorumlayalım. Bakalım durum neymiş. Birinci parametre VBC. Bu İngilizce White Blood Cell demek arkadaşlar. Yani lökositler. Bunlar vücudumuzda mikroplarla savaşan hücreler. Bunun yükselmesi arkadaşlar bu raporda gerçi normal. Bunun yükselmesi genellikle enfeksiyon bulgusudur. Birçok enfeksiyon olabilir. Onun dışında işte alerjiler, otoimmün hastalıklar, gebelik, ateş, yanık, e, stres birçok durumlarda artar ama genellikle enfeksiyon bulgusudur. Bunun düşük olması da pek fazla görülmez ama kemik iliği hastalıklarında düşebilir. Onun dışında kullanılan bazı ilaçlarda düşebilir. HIV hastalıklarında düşebilir. Otoimmün hastalıklarda düşebilir. Ee, karaciğer ve dalak hastalıkları dalağın büyümesinde düşebilir. Çok şiddetli enfeksiyonlarda düşebilir. Ama dediğim gibi çok fazla görülmez. Ee, Lökositler vücudumuzda mikroplarla savaşan hücrelermiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. RBC e, ne demek? RBC İngilizce red blood cell yani kırmızı kan hücresi yani al yuvar demek. Bunlar bu dokulara oksijen taşıyan hücrelerimiz arkadaşlar. Bunun yüksek olması eritrositoz demek. Bu genellikle genetik bir nedenden ötürü kemik fazla eritrosit üretimiyle giden bir hastalığı gösterebilir. Onun dışında konjestif kalp yetmezliği yani kalp e, çalışmasında sıkıntılar. Koah, akciğerde fibrozis, böbrek hastalıkları, böbreğin bazı tümörleri ya da kullanılan bazı ilaçlarda veya yüksek rakımda yaşayan işte dağ köylerinde yaşayanlarda RBC seviyesi yükselebilir. Peki RBC'nin düşük olması ne demek? Bunun da düşük olması sizde bir kansızlık yani anemi göstergesi arkadaşlar. Kansızlığın nedeni çok işte demir eksikliği olabilir, folik asit, B12 eksikliği olabilir, kemik iliği yetmezliği olabilir damar içinde hemoliz dediğimiz bir takım otoimmün hastalıklar var. Onlara bağlı olabilir ya da kronik hastalıklara bağlı olabilir. İşte kronik böbrek hastalıkları, otoimmün hastalıklar, bir takım infeksiyonlar, HIV gibi, tüberküloz gibi ve bazı kanserler işte lösemidir, multip ülseratif kolit, kron gibi bağırsak hastalıklar da RBC seviyenizi düşürüp kansızlığa yol açabilir. Evet. HGB nedir arkadaşlar? Hemoglobin demek. Bu hemoglobin Demin anlattığım RBC'nin içinde bulunan bir protein. Bu da dokulara oksijen taşımakta görevli bir protein arkadaşlar. HGB'nin de yükselmesi tıpkı RBC gibi nedenlerle olur. Düşmesi de aynı nedenlerle olur. Bakın bu hastada 9.8 gelmiş. Yani bunda bir anemi yani kansızlık var. Bunu tabi nedeni doktoru araştıracaktır. O saydığım nedenlerden biri çıkacaktır. Evet. HCT demek arkadaşlar hematokritin kısaltması. Bu da ne demektir? Kandaki kırmızı kan hücresinin tüm kana oranıdır. Bu da tabi genellikle RBC gibi nedenlerle düşüp yükselir. Mesela bunun düşmesinin ana nedenleri nedir? İşte kemik iliği hastalıkları, kronik inflamatuar bir takım hastalıklar, işte demir eksikliği, folat eksikliği, b eksikliği, kanamalar, Kanın parçalandığı hemolitik anemiler, böbrek yetmezliği, lösemi gibi durumlarda seviyesi düşer. Hematokrit seviyesinin yükselmesi işte nadirdir. Bu da konjestif kalp yetmezlikleri, konjenital kalp hastalıkları, vücudun susuz kalması yani dehidratasyon, böbrek tümörü, akciğer hastalıkları ya da polistemi veya bu genetik olarak fazla eritrosit üretilen bir hastalık bunda yükselebilir ama hemoglobin Eritrosit sayısı ve hematokrit genellikle birlikte yükselir ve düşer arkadaşlar. Bunlar düşüklüğü genelde anemi yani kansızlığı gösterir. MCV demek arkadaşlar. Mean Corpuscular Volume demek. Bu eritrositlerin ortalama çapını gösterir. MCV'nin yüksek olması şu demek. Sizin eritrositleriniz normalden daha büyük çapta ama yine bir kansızlık var demektir. Bunun ana nedenleri nedir? B12 eksikliği, folik asit eksikliği ya da işte kemoterapi alma ya da işte karaciğer hastalığı olabilir. MCV'nin düşük olması sizin eritrositlerinizin çapının küçük olması. Yani eritrositlerin e, normalden küçük çaplı olması demektir. MCV'nin düşük olması da genellikle demir eksikliği anemisi, talasemi, kuruşun zehirlenmesi veya kronik hastalıklara bağlı kansızlıklarda görülür. MCH demek min korpusküler hemoglobin demek bu eritrosit başına ortalama eri, hemoglobin e, ağırlığını gösterir. Peki MCH yüksekliği ne demektir? Bu genellikle arkadaşlar sizde bir siferostoz denen genetik bir durumun olduğunu ya da işte orak hücreli aneminin olduğunu veya homo homozigot takım hastalıklar işte hemoglobin C hastalığı gibi durumların olduğunu gösterir. Yani eritrositlerde hemoglobin seviyesinin yüksek olduğu durumları gösterir. MCH seviyesinin düşüklüğü ise sizde yine hemoglobin seviyesinin aslında az olduğunu gösterir. Bunun ana nedenleri nedir? İşte demir eksikliği anemisi, <laughs> kronik bir takım hastalıklar, <laughs> onlara bağlı kansızlıklar, talasemi ve yine kurşun zehirlenmesi şeklindedir. MCHc bin Korpusküler hemoglobin konsantrasyonu demek bu ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu demektir. Bu belirli bir miktar arkadaşlar eritrositlerdeki hemoglobinin ağırlığını verir kabaca. Peki MCHc yüksekliği ne demek? Bu da tıpkı MCH gibi bir takım durumlarda artar. İşte heridler sifilus, orak hücreli anemi ya da işte hemoglobin C hastalığında yüksek çıkarken düşük çıkması yine e, kansızlık nedenlerini gösterir. Özellikle demir eksikliği anemisi, kronik bir takım hastalıklara bağlı kansızlıklar, talasemi ve kurşun zehirlenmesinde yine MCHC düşük çıkar. PLT demek platelet yani trombosit demektir arkadaşlar. Bu trombosit dediğimiz hücreler işte vücudumuzda bir kanama olduğu zaman, bir kesi olduğu zaman ilk olarak oraya giden ve tıkaç oluşturan hücrelerdir. Onun için trombosit seviyesinin düşük olması kanama riskiyle sonuçlanabilir. Peki trombositler yani PLT niye düşer? Kemik iliği hastalıkları işte aplastik anemi, bir takım kemik iliği kanserleri. B12 ya da folik asit eksikliğinde, uzun süreli alkol tüketiminde, kan zehirlenmesinde, kan nakillerinde, kronik bir takım hastalıklarda. Kemoterapi alma, radyoterapi alma, viral enfeksiyonlar, gebelik ve özellikle bir takım otoimmin hastalıklarda düşer arkadaşlar. Mesela ITP, TTP gibi hastalıklarda düşebilir. Trombosit yüksekliği işte o da birçok nedenle oluşabilir. 450 binin üzeri bir yüksek kabul ediyoruz arkadaşlar. Trombosit yüksekliği ise başıza işte demir eksikliği anemisinde yani artabilir yine. Dalan, e, hastalanması ya da işlevini yitirmesi, birtakım kemik iliğinin tümörleri, romatizmal hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, damarda eritrositlerin parçalanması yani hemorizle giden hastalıklar ve bir takım inflamatör bağırsak hastalıklarında trombositler yükselebilir. Çok fazla trombosit yüksekliği işte arkadaşlar böyle 700 bin 800 bin üstü genellikle bir kemik iliği tümörünü düşündürebilir. LYM ya da lenfosit bakın burada yüzdesini vermiş. Bu ne demektir? Lekositlerden biri arkadaşlar yine vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan bir hücre tipi lökosit tipidir. Lenfosit. Lenfositin yüksek olması gerek yüzde gerekse sayı genellikle ne anlama gelir? Bir fazla üretim durumunu gösterir. Bu genelde su çiçeği, grip, tüberküloz, kaba kulak, işte rubella, sitomegalovirüs, CMV diyoruz. Brucella herpes simplex ya da bazı ilaçların yan etkisi ya da işte enfeksiyöz mononükleoz gibi bir takım viral hastalıklar. Onun dışında kan nakilleri sonrası hepatit, AIDS, otomün hastalıklar gibi durumlara bağlı olabilir. Lenfosit düşüktüyse, ise yani oran ya da sayının düşüktüğü genellikle işte bulaşıcı bir takım hastalıklar işte griptir, hepatittir, otoimmün hastalıklar, steroid ilaç tedavisi, radyoterapi alma, kan hastalıkları, bir takım genetik hastalıklar, mesela DiGeorge sendromu var arkadaşlar. wiskott Eldridge sendromu var, ataksiya telenjektörü var. Bunlar genetik hastalıklar, nadir görülür. Bağışık sistemin yetersiz kalması gibi durumlarda lenfosit seviyesi düşebilir. Monositler yani mon yine lokosit tiplerinden biri arkadaşlar. Kandaki lokositlerin yaklaşık %2 ile onu monositlerden oluşur. Bu da ne yapar? Yine viral, bakteriyel, işte mantar, e, kaynaklı enfeksiyonlarla savaşta bize yardımcı olur. Peki monosit niye yükselir arkadaşlar? Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, parazit enfeksiyonları, kalp hastalıkları, romatizma hastalıkları, akciğer hastalıkları, tüberküloz, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar, huzursuz bağırsak sendromu ya da aşırı kilo veya lösemi, lenfoma gibi durumlarda yükselebilir arkadaşlar. Monosit düşüklüğü ise e, bir bağışıklık yetmezliğini gösterebilir. Özellikle romatoid artrit, lupus gibi otoimmün hastalıklar, yeni başlamış viral enfeksiyonlar, aşırı stres, B12 eksikliği, tüberküloz ya da lösemi gibi durumlarda da monosit seviyesi düşebilir. Nötrofil yüzdesi ne demek? Nötrofil de tıpkı monosit gibi bir lökosit tipidir. Kanda en fazla bulunan lökosit budur arkadaşlar. Yaklaşık lökositlerin %55 ile %70'i nötrofillerden oluşur. Bu da yine ne yapar? Bizi virüslerden, bakterilerden, mantarlardan korumaya çalışan bir bağışıklık hücresidir. Peki nötrofil yüksekliği ne anlama gelir? Tıpkı yine monosit ve lenfos gibi bir enfeksiyon ihtimali akla getirir. İşte nedir bunlar? Bir takım viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, vücutta yaralanma, ameliyat geçirme, aşırı sigara içme, yüksek stres, aşırı egzersiz, steroidli ilaç kullanımı, kalp krizi geçirme ya da işte bazı lösemi durumlarında nötrofil seviyemiz artabilir. Peki nötrofilin düşmesi ne demektir? Bu da bağışıklığın zayıf e, zayıfladığını gösterir. Kemoterapi ilacı alma, bir takım ilaçlar. Onun dışında kemik iliğinin yetmezlikleri, aşırı kansızlık, e, febril nötoferin dediğimiz bir takım durumlar. Bunlar tabi enfeksiyon riskini çok arttırır. Bir takım kemik iliğinin doğuştan bozuklukları. Hepatit A, B, C gibi virüsler arkadaşlar. HIV virüsü, sepsis yani kan zehirlenmesi, romatoid artrit gibi otomin hastalıklar, lösemiler, kemik iliğinin mielodisplastik sendromlar gibi durumlarda nötrofil seviyesi yani bağışıklığımız düşebilir. Bazofil de yine bir lokosit çeşididir ama bazofilin lokositlerin içindeki oranı azdır arkadaşlar. Yaklaşık %1'inden daha azını oluşturur. Bu da yine virüs, bakteri, mantar gibi enfeksiyon ajanlarıyla savaşmamızda yardımcı olur. Bazofil yüksekliği niye görülür arkadaşlar? Bu genellikle bir takım iltihaplı durumları gösterir. Ama bunun özelliği bazen kanser gibi ciddi sorunları ya da bağışıklık sistemi sorunlarını gösterebilmesidir. Mesela bazofilik lösemide bazofiller artabilir. Kemik iliğinin miyeloproliferatif hastalıkları var arkadaşlar. Bunlar da artabilir. Hoçkin hastalığı, hipotiroidi yani guatr bir çeşit, diyabet ya da dalağın alınması veya bağırsak iltihabında yine bazofil seviyemiz yükselebilir. Peki bazofil düşüklüğü niye görülür? Bazofilde genellikle akut ateş, e, zatürre, steroid tedavisi, tirotoksikoz dediğimiz tiroid bezinin aşırı çalışması ya da işte aşırı stresle düşebilir ama bazofil düşüktüğünün çok fazla bir önemi yok. Şimdi arkadaşlar yine hemogram raporunda bakın yüzdesine ilaveten böyle yan tarafında yıldız işaretli yine aynı hücrelerin e, sembolü vardır. Burada bakın lenfosit yanında yıldız, monosit, nötrofil, erzonofil ve bazofil yanında yıldız var. Bu yıldız olması bu hücrelerin yüzdesi değil mutlak sayısını gösterir. Demin saydığım yüzdeydi. Bunlar da sayısı yani yüzdesiyle sayısı hemen hemen aynı şeyi ifade eder. Bunları arttıran ve azaltan nedenler yine üstte saydığım durumlarla aynı zaten. Red ve Red Cell distribution White demek arkadaşlar. Bu eritrositlerin birbirinden olan farkının bir göstergesidir. Yani RDV'nin yüksek olması demek Eritrositlerin boyutça birbirinden oldukça farklı olduğu anlamına gelir. Bu demir eksikliği anemisi, B12 eksikliği, folik asit eksikliği anemisinde olabilir ya da işte kronik böbrek yetmezliğinde olabilir. Yüksek olması. düşük olmasının pek bir önemi yok. Bu RDV testi arkadaşlar genelde demir eksikliği anemisi ile talaseminin ayırıcının tanısında kullanılır. Tadasemi de RDV normaldir. Demir eksikliği anlamı yüksektir. Çok da fazla bir kullanım alanı yok bu RDV'nin. PDV nedir arkadaşlar? Trombositlerin boyut olarak birbirinden farklılık durumunu gösteren bir test. Yani PDV yüksekse <laughs> trombositler birbirinden boyutça farklıdır demektir. Bu test <laughs> trombosit sayısı normalse çok fazla önemli değil e, trombosit sayısı ile beraber değerlendirilir. PDV yüksekliği bazı kanserlerde işte multiple lenfoma gibi kanserlerde, diyabette, kalp damar hastalıklarında ve akciğer embolisinde yüksek çıkabilir. Lösemi, kemoterapi, radyoterapi alma ya da aplastik anemi denen bir anemi türünde düşük çıkabilir. Ama PDV dediğim gibi trombosit sayısı normalse çok fazla önemli bir test sayılmaz. MPV nedir arkadaşlar? Ortalama trombosit volümü yani mean platelet volümü demektir. Yani bunun yüksek olması trombositlerin çapının büyük olduğunu gösterir. Bu da trombosit sayısı normalse çok fazla önemli bir test değil. MPV yüksekliği niye görülür? Bazı kanserlerde görülebilir. Hipertiroidizm yani tiroid bezinin fazla çalışmasında görülebilir. Kalp hastalıklarında, diyabette, vitamin D eksikliğinde, hipertansiyonda ve Kaptaki bir ritim bozukluğunda MPV seviyesi yükselebilir. MPV değeri ne zaman düşer arkadaşlar? Ülseratif kolit ve kron gibi bir takım bağırsak hastalıklarında düşer. Kemoterapi almada ve aplastik anemi denen bir kansızlıkta MPV seviyesi düşebilir ama dediğim gibi bu test trombosit sayınız normalse çok fazla önemli bir test değil. Ve son testimiz nedir? PCT. Bu PCT platelet demek arkadaşlar. Yani trombositlerin, kandaki trombositlerin yüzde olarak kapladığı hacmi gösterir. Yani bir çeşit eritrositlerdeki hematokrit gibi trombositlerin kana oranı demektir. PCT. Trombosit sayısı çarpı MPV bölü 10.000 formülüyle hesaplanır arkadaşlar. Bu da trombosit sayınız normalse çok fazla önemli değil ama PCT seviyesinin yükselmesi özellikle bağırsak hastalıkları olan ülseratif kolit ve Crohn hastalığında tipiktir. Bu hastalıklarda PCT yükselmesi tanıya yardımcı olabilir. Evet hemogram testini öğrenmiş olduk. Şimdi bir de bu hastaya bakalım. Bakın burada ne var? Hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH ve MCHC seviyeleri düşük. Yani bu hastada ne var? Bir kansızlık var. MCV de düşük olduğu için Eritrositlerin çapı küçük mikrositler bir anemisi var. Bakın RDV de artmış. Bu genellikle demir eksikliği anemisinde görülür. Yani bu aslında büyük bir ihtimalle demir eksikliği anemisi var. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu kadar hemoglobin testine yeterli ediyoruz.